Değerli kadınlar, öncelikle feminist kadın arkadaşlarımız ve yoldaşlarımız bugün buradalar. Hepsine hoş geldiniz diyoruz. Ve kayyum politikasına hayır demek ve kadın dayanışmasını göstermek için bugün feminist kadınlarla bir aradayız. Onlarla bir arada olmak ve dayanışmayı büyütmek bizler için çok anlamlı ve önemli. Biz Tecalı kadınlar olarak onların burada olmasını hem yerel yönetimlerdeki kadın dayanışmamızı güçlendirdiğini hem de kadınların yaşamın her alanında kendisini var ettiğini bir kez daha ortaya koymuş olduk. Kayyum politikalarının aslında en önemli sonucu şu, hepimiz çok iyi biliyoruz ki kadın kazanımlarına yönelik bir saldırının hayata geçirildiği süreçtir. Gültan, Sebahat, aile ve cezaevinden çıkan arkadaşlarımızla buluşmak için Diyarbakır'a ziyaret planladığımız sırada Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alındığı ve Hakkari'ye kayyum atandığı haberini aldık. Hakkari halkı sandığa gidip kendilerine hizmet verecek belediye iş başkanlarını seçeli henüz 3 ay bile olmadı. Yani Kürt halkının kendi seçtikleri tarafından 3 ay bile yönetilmelerini çok gördü bu devlet. Açık ki bu ülkenin yasasına göre biz İstanbul'da türlü baskı ve hileyle bile olsa kendi belediye başkanımızı seçebiliriz ama Hakkarililer Hakkari'de kendi belediye başkanlarını seçemezler. Seçmeye kalkarlarsa önce binlerce asker günübirlik taşınarak iradeleri gasp edilmeye çalışılır, o da işe yaramazsa başkan hapse atılır. O şehrin adı Antalya Kepez olunca tutuklanan belediye başkanının yerine yönetecek kişiyi belediye meclisi seçer, şehrin adı Hakkari ve nüfusu Kürt olunca doğrudan vali atanır. Biz kadınlar, feministler bugün bu ikiyüzlülüğe ve kayyuma yüksek sesle hayır demek için buradayız. Tecalı arkadaşlarımızın, Hakkari halkının, Hakkarili kadınların yanında irade gaspının ve kayyum politikalarının karşısındayız. Bunu ilk defa yaşamıyoruz. Son 8 yılda kayyumun özellikle kadınlar için ne demek olduğunu çok iyi öğrendik. Çünkü belediyeler ve belediyecilik doğrudan gündelik hayatla bu hayatın sürdürüldüğü mekanların yönetilmesiyle ilgili. Bu mekanlarda, hayatın içinde biz kadınlar da varız. Gündelik hayatın eşitlikçi bir biçimde sürdürülüp sürdürülmediği yerel yönetimin bu konudaki tutumu bizim hayatımızı derinden etkiliyor. Akla gelen ilk örnekler, kreşler, dayanışma merkezleri, sığınaklar, kadınların istihdama katılmasını kolaylaştıran mekanizmalar ve eşitlikçi istihdam politikaları, kadın pazarları, kooperatifler, kadın yoksulluğuyla farklı mücadele biçimleri, bakımı kadınların işi olmaktan çıkaran kamusal hizmetler ve kent mekanının kadınların hayatını kolaylaştıran şekilde düzenlenmesi. Bu türden bir eşitlikçi tutumsa ancak bir kentin kadınlarının kendi kendilerini, kendi kararlarıyla yönetmesiyle mümkün. Eş başkanlık sistemi tam da bu anlama geliyor. Yani yarı yarıya parçası olduğumuz kentlerde yetkiyi de eşit paylaşmak, içinde kadınların olmadığı hiçbir kararın olmaması demek. Kayyumsa kadınların yaşam alanlarını daraltıyor. Çünkü öncelikle belediyeden kadınların adını, varlığını siliyor, eş başkanlığı kriminalize ediyor. Belediyeyi halkın ve kadınların mekanı olmaktan çıkarıp, güçlünün rant kapısı ve tahakküm aracına çeviriyor. Geriye ne kreş, ne kadın dayanışma merkezi, ne kadın pazarı, ne kooperatif, ne ortak mutfak, çamaşırhane gibi kadınların toplanacağı mekanlar kalıyor. Kayyumlar kadınların ana dillerini hizmet mekanizmalarından siliyor, kadına yönelik şiddetle mücadele için kurulmuş kurumları işlemez hale getiriyor. Kadınların özgürleşmesi için düşünülmüş yol ve güzergahları yok ediyorlar. Kadın birimlerini ya kapatıyorlar ya dalga geçer gibi erkek yönetici atıyor, AKP kadın kollarına devrediyor, evlendirme dairesi veya Kur'an kursuna çeviriyorlar. Yani aynı Gülten Kışanağ'ın dediği gibi kayyumlar kadınları nefessiz bırakıyor. Bunlar bilinçli seçimler. Kentin, mahallenin, sokağın kadınların yaşam alanı olmasını engellemek için yapılıyor. Evin dışındaki varlığımızın, dilimizin, sorunlarımızın, taleplerimizin görünmez olduğu bir düzeni kurmaya, sürdürmeye, sağlamlaştırmaya yarıyor. Ama bizim buna susmaya hiç mi hiç niyetimiz yok. İstanbul'dan Hakkari'ye ses vermeden hiçbirimiz için özgürlük mümkün değil, bunu biliyoruz.
hep birlikte kayyıma hayır diyoruz. İnşallah.